Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak Videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı içerisinde Amazon'la anlaşma yapan ve de gerçekten de iyi bir potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir şirketten bahsetmek istiyorum. Şirketimizin adı arkadaşlar Doğanlar Mobilya. Öncelikle Doğanlar Mobilya'nın grafiğini şöyle bir açalım. Ve Doğanlar Mobilya'yı neden çektiğimi öncelikle size işte teknik olarak göstermek istiyorum. Yani teknik derken burada çizim yapmayacağım. Sadece ufak bir gösteriş diyelim buna. Şimdi baktığımız zaman Doğanlar Mobilya'ya bakın aylık bazda şu anda 3.86 fiyatlarında işlem görüyor. Ve bakın şurada 2017'deki zirvesi var 4.03 ve bakın buralar ne kadar yaklaştığını görebiliyoruz. Yani burada yeni bir hikayenin başladığını, yeni bir fiyatlanmanın başlayacağını görebiliyoruz. Yani teknik olarak çok kritik seviyelerde olduğu için yani böyle bir video çekmeye ihtiyacı sezdim. Şimdi analize detaylı girmeden önce tabii ki de temel olarak durumuna bakacağız. Temel olarak sizler için bir hedef fiyat çıkarmaya çalışacağım. Ayrıca video, videoya ta, daha tam başlayamamışken e, şu andan itibaren e, yani video iki sene durdurup e, yanınıza kağıt kalem almanızı rica ediyorum ve bu videoda gerçekten de iyice hesap kitap işine gireceğiz. Öncelikle hedef fiyat oluşturacağız. Daha sonrasında da hedef fiyatı yani teknik olarak kıyaslayacağız. Şimdi öncelikle. Doğanlar Mobilya'nın temel olarak durumuna bakalım. Şimdi baktığımız zaman Doğanlar Mobilya'ya şöyle çeyreksel bir birançosunu kısaca inceleyelim. Net satışlarımız 393 milyondan 846 milyona gelmiş. 4 sene içerisinde de satışlarımız bakın 576 milyondan 2.44 milyar TL'ye gelmiş. Gayet güzel bir artış var. Fabio'ya baktığımız zamansa burada 53 milyondan 133 milyona geldiğini görüyoruz. Fabio yıllık bazı bakarsak 4 senelik 39 milyondan 348 milyona geldiğini görüyoruz. Yine gayet güzel bir artış var. Net kâra bakarsak da net kârımız bakın 4.5 milyondan 46 milyona çıkmış ve 46 milyonluk çeyreklik net kar da e, baktığımız zaman e, son 4 senenin en yüksek çeyreklik net karı bu anlamda da yeni bir hikaye yazılabileceğini bizlere gösteriyor. Ve net kar yıllık bazda bakarsak da bakın 4 sene önce eksi -96 olan net kar şu an itibariyle 56-57 milyonlara gelmiş durumda. E, şurada arkadaşlar bakın 2020'nin 3. çeyreğinde negatif olan net kar 2020'nin son çeyreğinde pozitif'e dönmüş. Aynı şey öz kaynaklar için de geçerli. Yani 2020'nin Son çeyreğinden itibaren bu şirkette yeni bir hikaye yazılmaya başlanmış. Yani 2020'nin son çeyreğine nerelere denk Şöyle bakarsak yani şurada 2020'nin e, 2021 başı gibi dersek yani bakın şu 3.23'e geldiği zamanlar. Yani buralar e, yeni bir hikaye başlayacağı zamanlarmış. Şimdi oradan sonra bir geri çekilme şimdi de bakın tarihi zirvelere doğru bir e, yolculuk yapmaya başlamış ki gelmiş bile hatta oralara. Ee, şimdi onun dışında temel olarak net borca bakarsak net borcumuz son çeyrekte bir değişme olmamış diyebiliriz buna. İşletme sermayemizde ufak bir düşüklük var. Ee, bu tabii ki olumsuz. İşletme sermayesinin her zaman kuvvetli olmasını isteriz, sürekli artmasını isteriz. Ee, öz kaynaklarımızda güzel bir artış var. Aktiflerimizde de yine artışlar var. Ee, baktığımız zaman bir de öz kaynaklarla aktifler arasındaki farka oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Yani bu şirket doğanlar e, holdingin bir iştiraki olduğu için kaldıraç oranı da doğal haliyle yüksektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim sektörel bazı durumuna. Şimdi Doğanlar Mobilya'nın ödenmiş sermayesi 350 milyon TL. Yüksek değil ödenmiş sermaye kesinlikle. Ve piyasa değerimiz 1.25 milyar TL. Piyasa değerinin oldukça düşük kaldığını düşünüyorum ben. 1.25 milyar TL gerçekten de önemli e, yani potansiyel içerebilecek bir piyasa değeri. Onun dışında halka açıklık oranımız %57. Yani %50'nin altında olsa daha iyi olurdu ama 57 de yine çok yüksek bir halka açıklık oranı değil. Yani böyle 80-90 yani bu tarz halka açıklık oranlı şirketler spekülasyona ne yazık ki çok fazla maruz kalıyor. Ama 57 biraz daha mantıklı seviyeler diyebiliriz. daha doğrusu kabul edilebilir son seviyeler diyelim. Yani ben 60'ın üstündeki şirketlere çok mantıklı bakmıyorum açıkçası. Ee, kaldıraç oranımız 90'larda az önce bahsettiğim şeylerden burada görebiliyoruz yine. Doğanlar Holding'in bir iştiraki olduğu için kaldıraç oranımız doğal olarak fazla gözüküyor. Net borç bile öz kaynaklarda yine haliyle fazla gözüküyor. Aktif karlığımız %2.3 sektöre göre düşük kalmış. Öz sermaye karlığımız %23 bu anlamda sektöre göre iyi kalmış. Piyasa çarpanlarına baktığımız zaman ise FK'mız sektörün 2 katında PDD'de sektörün 2.5 katında kadar pahalı. FDF ve piyasa deri bölü satış sektörüyle hemen hemen aynı. Net borç bile de yine sektörüyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Yani burada piyasa çarpanları pahalı gibi duruyor ama şirkette bir geri dönüş hikayesi olacağı için burada pahalı kalmasını ben normal olarak karşılıyorum. Ama sadece sektör olarak bakarsak sektörüne göre iyi kalmayan bir şirket görüntüsü var. Bunu da söylemek gerekir. Şimdi P baktığımız zamansa 0.75 yani 1'e yakın ama 1'in aşağısında olduğu için bu anlamda da hala sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Evet. Sektör olarak durumuna baktık. Son olarak bir de tarihsel bazı çarpanlarına bakmak istiyorum. Şimdi tarihsel bazı çarpanlarda burada FK'ya baktığımız zaman ortalamamız 23'lerde. Şu anki FK'mız yani son bilançodaki FK'mız 15.6. Yani bu anlamda son bilançoya göre ucuz kalmış diyebiliriz. Yani şu anki FK'mız kaçmış 21.99 ortalamaları oldukça yaklaşmış. E, PDDD olarak 10.08 miş e, 3.65'miş PDDD'miz son bilanço açıklandığında şu anda ise 5.15 e, yine hala ucuz duruyor bu anlamda. FDFabek olaraksa 10.81'lik bir ortalama var. 4 senelik son bilanço açıklandığında 5.12'ymiş. Şu anda ise 6.17. Yani hala sektörü pardon hala tarihsel çarpanlığına göre ucuz duruyor. FD bölü satışlar olarak da yine bakın 1.19'luk bir ortalama var. E, 0.73'müş son açıklandığında yani şu anda da yine 0.80 küsürlerdedir diye düşünüyorum. Burada piyasa deliveri satışlar var ama yani buna eklersek yine aşağı yukarı 80-90 arasında bir şey çıkacaktır. Yine ucuz kaldığını göreceksiniz kendinizde hesaplarsanız. Yani burada e, sektörel bazı baktığımız zaman pahalı bir şirket var. Evet, ama e, tarihsel bazı baktığımız zamansa ucuz bir şirket var. Bunu da söylemem gerekiyor. Şimdi Doğanlar Mobilanın e, gördüğümüz gibi yani e, zaten videonun başında teknik olarak şundan bahsettik önemli seviyelere gelmek üzere önemli seviyeleri aşmak üzere e, ve burada da gerçekten de güzel bir e, hedef fiyatlar e, verilebilir yani Doğanlar Mobilya için. Çünkü e, Doğanlar Mobilya'nın gerçekten de 2022 hedefleri oldukça kuvvetli ve de yeni hikaye başladığından da bahsetmiştik. Ve 2022'deki fikir hedefleri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Şimdi baktığımız zamansa 3.2 ve 3.4 milyar TL'lik bir satış geliri hedefleri var. %120 arasında yurt içinde yeni satış noktası oluşturma hedefleri var. Yurt dışında 15 ile 20 arasında bir satış e, yeni satış noktası oluşturma hedefleri var ve satış gelirlerinin yüzde ile yüzde yedi buçuğunu yatırım harcaması olarak harcayacaklarmış. konsolde satış büyümesini %80 ile %90 olarak öngörüyorlar. Favek marjı da %15 ile %16 arasında kapatmayı planlıyorlar. ve Net finansal borç bölü Favek olarak da 1.4 ile 1.8'lik bir çarpana ulaşmayı öngörüyorlar. Şu an kaçmış bu peki ona bakalım. Şu an, şu an için 2.57 yani e, bunun azalacağını düşünürsek gayet güzel. E, Lova slip ile ilgili bir hedefleri var. Toplam hedeflenen Lova mağazası 100'müş ve Lova'nın toplam konsolide satış gelirleri içindeki payı da %8'e %9 olarak e, olmasını öngörüyorlarmış. Yani burada gerçekten de önemli e, hedefler söz konusu Doğanlar Mobilya için. Bakalım bu hedeflerine ulaşabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Doğanlar Mobilya e, bu hedef fiyatlarıyla peki bize e, temel olarak hedef fiyat olarak kaç çıkarıyor? Ona bakmak istiyorum ben. E, az önce daha doğrusu videonun başında sizlerden rica etmiştim kağıt kaleminizi alın diye. Şimdi artık yavaş yavaş işin hesap kitap kısmına geçiyoruz. Şimdi öncelikle satış hedefi oluştururken pardon, e, hedef fiyat oluştururken bizim burada tarihsel bazı çarpanlardan yararlanmamız gerekiyor. Öncelikle bunları bir açalım. Daha sonra şirketin verdiği hedeflere bakalım. Şimdi burada Hedeflere baktığımız zaman 3.2 ile 3.4 milyar TL'lik bir satış hedefi olduğunu görüyorsunuz. Ben burada biraz daha kötümser olacağım ve yani şirketin kendi verileri dahilindeki en kötü satış hedefini alacağım. 3.200'ü burada almak istiyorum. 3200 de arkadaşlar burada neyle ne ile çarpalım? Favök marjı ile çarpalım. Favök marjı hedefi olarak da %15 ile %16'lık bir favök marjı hedefleri varmış. Ben burada favök marjını da %15 olarak almak istiyorum. 3200 çarpı diyelim 0.15 yani 0.15 demek FAVÖK e, satışların %15'i olması anlamına geliyor. Zaten FAVÖK marjını e, zaten böyle hesaplıyorlar. Şimdi baktığımız zaman bizim buradaki FAVÖK hedefimiz kaç olmuş oldu? 480 milyon TL'lik bir FAVÖK hedefimiz olmuş oldu. Şimdi 480 milyon TL'yi de ben neyle çarpmam gerekiyor? Burada FD/FAVÖK çarpanı ile yapmam gerekiyor. FD FAVÖK ortalamamız kaç peki? 10.81. Yani 10.81 ile 480'i çarparsam Bakın burada yaklaşık olarak 5.18 milyar TL'lik bir e, firma değeri hedefini bulmuş oldum. 5.18 ben bunu direkt düz hesap olsun diye 5.200 yazdım. Yani 5.200 milyon TL'de yazarsanız kafanızda karışmaz. Çok da zaten e, aşırı bir oynama olmaz hedef fiyatlarda çok çok düşük bir oynamalar olacaktır. Yani ben burada 5.200 milyonu hedef fiyat olarak daha doğrusu hedef değil de yani hedef firma değeri hedefi olarak e, al, aldım diyelim. Yani firma değeri hedefimiz bizim burada 5200 milyon TL yani üçüncü kere söyledim ama umarım anlaşılmıştır. Şimdi firma değerimiz neydi peki? Firma değeri piyasa değeri ile net borcun toplamıydı. Biz burada piyasa değerini çekmemiz için net borcu çıkarmamız gerekiyor ve net borcu bulmamız için de burada net borç bölü favök çarpanını kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben burada da net finansal borç bölü favök çarpanından 1.8'i kullanıyorum. Yani burada net borç bölü favök'ün en yüksek olduğu şeyi alacağım ki burada net net borç en yüksek olsun buna göre piyasa değeri de düşsün yani hedef olarak şimdi burada 1.8 diyelim çarpı bizim fabrik hedefimiz kaçtı? 480 milyon TL. 480'i yaptığımız zaman 864 milyon TL'lik bir e, net borç hedefimiz olmuş oldu. Şimdi 864 e, bunu neyden çıkaracağız? Firma değerinden çıkaracağız. Az önce kaç bulmuştuk? 5188. Siz 5200 de yazabilirsiniz. 5288, 5188 eksi diyelim. Burada net borç e, şeyimiz kaçtı? 864. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman 4.324 milyar 4.324 milyon TL'lik bir piyasa değeri değerimiz daha doğrusu piyasa değeri hedefimiz olmuş oldu. Şimdi piyasa değeri hedefimizde de biz neye bölersek hedef fiyatını buluruz? Ödenmiş sermayeyi. Ödenmiş sermaye ile fiyatı çarptığımız zaman da piyasa değerini elde ediyoruz. Yani bunu da söylemiş olalım. Yani bu tarz küçük e, az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi burada ödenmiş sermayemiz 350 milyon TL. O yüzden 4324'ü 350'ye bölmek istiyorum ve baktığımız zaman bizim buradaki hedef fiyatımız 12. 35 TL çıkmış oldu. Şu anki fiyatımız kaç? Şu anki fiyatımız 3.86. Yani şu anki fiyata baktığımız zaman gerçekten de imkansız gibi gözüküyor. Ama gerçekten de Doğanlar Mobilya'daki bu geri dönüş hikayesi ve 2017'deki zirveleri aşması halindeki oluşabilecek önündeki dirençsizliği sonucunda 12 liralara ben ulaşabileceğini düşünüyorum. Peki teknik olarak bize neler söylüyor Doğanlar Mobilya? Bir de ona bakalım. Şimdi öncelikle şöyle teknik analiz çalışmamı açmak istiyorum. Şimdi açtığım zaman burada öncelikle bir çanağımız var. Şöyle hatta çizelim daha net anlaşılması açısından. Şöyle eğriyi alalım. Şimdi şöyle baktığımız zaman şöyle bir çanağımız olduğunu görebiliyoruz. Ve bu çanağı yukarı doğru kırarsa çanak hedefine doğru gidecektir. Bu çanağın boyu kadar yukarı doğru hareket ederse 7.36 TL'lik bir hedef fiyatı var. Ben buraya açıkçası orta vadelerde oluşabilecek, yani gelebileceğini düşünüyorum. Ben buraya orta vadeli hedef yazmak istiyorum. Şimdi orta vadeli hedefimizi oluşturduk. Bir de bizim bulduğumuz hedef fiyat vardı. O da 12.35. 12.35'te baktığımız zaman bakın 3.618 bölgesine denk geliyor hemen hemen. 12.74 bu da. Yani neredeyse aynı diyebiliriz bence buna. tabi ufak tefek toleranslarda olabilir. yani bunu da söyleyelim. <laughs> yani biz burada sallıyorum 15'lik hedef fiyat koyduk. 14.49'dan döndü. Yani olabilir mi? Olabilir. Yani o yüzden mutlaka toleranslar da bırakmanız gerekiyor. Yani hedef fiyatınız 20 ise direkt 20'ye gelmeye de bilir. O yüzden e, tolerans önemli. Daha sonrasında eğer sert düzeltmeler yaparsa bu fırsatı kaçırırsınız. E, belki de 20'ye gelmesi çok zaman da alabilir daha sonralardan. Bu yüzden tolerans önemli. Tekrardan söyleyelim. Şimdi buraya uzun vadeli Hedef fiyat diyelim. Yani burada uzun vadeli hedef fiyatımızı da koyduk. Orta vadeli hedef fiyatımızı da koyduk. Burada e, şu anki fiyatımız da 3.86. Bugün de tavana doğru gidiyor herhalde 3.86'lı ama %7, %8 yukarıdayken 3.86. E, peki şu anki fiyatıyla orta vadeli fiyat arasında bakın %90'lık bir fark var. Oldukça fazla aslında. Baktığımız zaman uzun vadeli fiyatları da arasında %228 yani burada 3 kattan biraz daha fazla bir potansiyel var. Doğanlar mobilya için böyle bir çalışma yaptım. bakalım buralara gelebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yani gerçekten de şirkette oluşan negatif havanın bu yani şirketin yaptığı yatırımcı sunumuyla birlikte artık güzel yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu fiyatlara gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Video biraz uzun oldu ama videoyu gerçekten de çok çok verimli e, olarak anlattığımı düşünüyorum. Yani hedef fiyat nasıl bulunur, neleri kullanıyoruz. Yani siz de mutlaka e, şirketlerin yatırımcı sunumlarına bakın. 2022 hedefleri varsa bu veriler dahilinde siz de kendi hedef fiyatlarınızı oluşturun ve Bunlara göre hareket edin. Yani böyle e, tabii ki video izlemek önemli, güzel ama burada önemli olan sizin ne söylediğiniz. Çünkü aslında borsada herkes yalnızdır ve siz de buna göre yatırım yapmalısınız. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.